Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz yoga eğitmeni Berivan Tanış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mesrin Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Adım Berivan, soyadım Tanış söylediğiniz üzere. Yaklaşık 2017'den beri yoga yapıyorum. Ve yoganın iyileştirici gücünü kendi üzerimde gördüğümden beri bunu insanlara yaymak adına elimden geleni yapıyorum diyebilirim. Ne güzel, çok tebrikler. Daha nice başarılar. Yoga nedir acaba? Tanımlar mısınız? Ya aslında çok geniş bir kavram bu kavram. Şöyle biraz tarihinden ve girişinden bahsedeyim tabii size. Aslında beden, zihin farkındalığı diyebiliriz. Yani bedenle zihnin birlikte çalışması, birlik olma hali diyebiliriz yoga için. Hep bugüne kadar böyle tabirler var, işte anda kalmak, anda olmak. Hı-hı. Biliyorsunuz çok popüler deyimler evet. Bunlar. Bu deyimleri gerçek anlamda yeri yoga yapmak benim için. En azından herkes için farklı olabilir. Benim için bu. Tarihi yaklaşık milattan önce 400 yıllara dayanıyor. Yoga sutralar o döneme kadar, sutra dediğimiz şey vecize yani Türkçe tabiriyle. Patanjali tarafından yazılı hale getiriliyor ve 196 tane sutra 4 bölüme ayrılarak günümüze kadar geliyor. İşte yoganın amacı, yoga nedir, yogik nasıl olunur ve bütün bunların sonunda zihnin geldiği durum. Yani siz yoginiyim ya da yogik bir yaklaşımdayım demeniz için öncelikle dış etmenlerden bahsediyor. 8 basamak var burada. İşte bu bizim etik anlamda söylediğimiz çalmayacaksın, işte istifçilik yapmayacaksın, başkasına zarar vermeyeceksinden tutun da işte en son bu dış 5 etmenin sonunda içsel olarak neler yapman gerektiğini, kendini işte çevreden nasıl soyutlaman gerektiğini ve meditasyonla birlikte aydınlanma, özgürleşmenin nasıl geldiğine dair böyle kısa kısa alıntılar gibi düşünün. Bunlar böyle bir söz halinde değil, küçük sözcükler halinde ve bunlar birleştirilerek günümüze kadar geldi. Çok güzel. İşin kısmı şu anda günümüzde yoga stüdyolarında ve yaptığımız pratikler temel olarak asana kısmından ileri gelir. Asana dediğimiz şey Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman poz demek. Yani siz belki Instagram'da sağda solda görüyorsunuz işte insanlar bir takım şeyler yapıyorlar, işte baş aşağı duruyorlar, bacaklar açılıyor, bir şeyler yapılıyor. Bunlar yoganın asana kısmı ve asana kelime anlamı aslında oturmak demek. Yani siz bu pozları yaptığınız zaman zihniniz o kadar durgun ve kendinizi pozun içinde o kadar rahat hissedeceksiniz ki oturuyormuş gibi olacaksınız için. Ayakta bile olsanız. Evet, yani biliyorsunuz öyle. Hindistan'da görmüşsünüz böyle çivilerin tabii üstünde oturuyorlar. Var. Bir evet. Bakıyorsunuz nasıl tabii oturuyor bu insanlar. Aslında orada zihni dış etkenlere kapatıp tamamen içine dönme hali söz konusu. Tabii biz de bunu tam anlamıyla yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Bu bir çaba. Hı hı. Bütün çabamız kendimizi ana getirmek. Hı hı. Ana taşımak. Ve bu ana taşıdığımız zaman aslında var olduğumuzu ve kendimizi hissediyoruz. Biliyorsun günümüz toplumları artık her şey çok hızlı ilerliyor. Hepimiz bir curcuna içinde koşturuyoruz, sağa sola gidiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ve insan olmanın yani kendimizi anlamayı unutuyoruz. Maalesef. Bence yoga bunu hatırlatan en güzel ilaçlardan biri benim için. Kesinlikle. Peki siz yogaya nasıl başladınız? Ya benim hikayem aslında şöyleydi. Bir ağır bir depresyona girdim ben. Ve bu depresyon sırasında inanın bu o zamana kadar pilates yapıyorum, işte koşuyorum, yürüyorum, bir sürü etkinlik yapıyorum ama hani ilaç da almak istemiyorum. Çünkü bunun beni baskılayacağını düşünüyorum. Çağımızda herkes biliyorsunuz maalesef şu an ilaç alıyor, antidepresanlar maalesef alıyor. Yan etkiler de yan var, etkiler var, bir sürü bağımlılıklar. Şey. Yoga işte bu bağımlılıklardan, bağlılıklardan kurtulmak için size bir kapı açıyor aslında. Ben işte o dönem böyle bu depresif olduğum dönemlerde yürüyüşe, koşmaya verdim kendimi. Her gün 12 kilometre koşuyorum, bir şeyler yapıyorum. Ya acaba bu histen nasıl kurtulabilirim diye. Sonra bir arkadaşım dedi ki ya dedi burada bir yoga merkezi var. İstersen Berivan gel bir gidelim bir dene falan dedi. Nasıl olacak senin için? Ya ben de diyorum ki çok uzak, ben oralara gelemem. Bir de o güne kadar yogayla ilgili işte baş aşağı duruşları görüyorum. Bir sürü şey görüyorum. Benim vertigom var diyorum. Ben bunları yapamam falan. Kaç yaşındaydınız? Yani 35'lerde falandım. Şu an 45 yaşındayım. Hiç göstermiyorsunuz. Teşekkür ederim. Yaşınız genç ama daha da genç duruyorsunuz. Sağ olun. İşte o
böyle beni zorlamasıyla birlikte böyle bir başladık, gitmeye başladık. Yani vertigoyu tetiklemedi mi? Şöyle bir şey, zaten kendinizi korumayı öğreniyorsunuz yoga yaparken. Yani siz kendi konfor alanınızı rahatlatmak için yapıyorsunuz bunu. Size kendinizi nerede rahat hissediyorsunuz, nerede durmanız gerektiğinizi siz belirliyorsunuz aslında. Ben o gün bir derse girdim. Allah Allah dedim ya, böyle içimdeki bu depresif şey, böyle içime sanki böyle bir ışık süzme bir şey geliyor. Hani o karanlık böyle bir aydınlığa doğru bir şey hissetmeye başladım. Ve ben aslında o gün eğitmen olmaya karar verdiğimi anlıyorum şu an dönüp baktığım zaman. Yani o benim ruhsal halimi dönüştürmeye başlaması, beni iyileştirmeye başladığını anladığım an, o gün böyle kendi kendime dedim ki ben bunu yapacağım. Ondan önce ben iletişim fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda muhasebe ve denetim yüksek lisans yaptım ve bu alanda finansta çalışıyordum. Çok farklı bir konu. Evet, çok farklı bir konu ve şey... Tamamen yogaya mı yöneldin evet, sonra? Evet, bıraktım ve ben o merkeze sabah gidip işte öğlen 3'lere kadar, 4'lere kadar böyle bir yarım günümü geçirmeye başladım. Ve dolayısıyla orada birçok farklı teknik, birçok farklı hocayla karşılaştım. Zaten bu bir yol. Siz o yolda kendinize uygun olanı seçiyorsunuz zaten. Biraz sonra bunlardan da bahsedeceğim. Çok nelerdir güzel. Diye. Harika. Yogayı diğer pratiklerden ayıran nedir? Şöyle düşünün, spor yapıyorsunuz, yürüyorsunuz, koşuyorsunuz. Burada hep aslında kası, yani yüzeydeki kası kısaltmaya yöneliktir. Siz bir insanın spor yaptığını, işte fitness çalıştığını, kas çalıştığını gözlemleyebilirsiniz dışarıdan baktığınızda. Ama yoga yapan birini göremez. Yani dışarıdan anlayamazsınız. Şöyle, biz daha çok derindeki kasları uzatmaya yönelik çalışırız. Kası kısaltmak değil de kası uzatmak ve aslında orada alan açmak, omurga üzerinde alan açtığınız zaman zihninizde de alan açıyorsunuz. Evet. Yani bu bedensel pratiği zihinsel alana taşıyorsunuz. Çünkü bir ilk başladığımda şöyleydim. Allah'ım diyorum ki benim sol topuğum var ya, sol topuğumun altında bir tane kemiğim var, bunu hissetmeye başladım. Hocaların yönergesiyle. Sonra kendimi, böyle bedenimi tanımaya başladım. Bu bedendeki kasları tanıma hali bir süre sonra iç organlarınıza geçiyor. Aa, şurada böbreğim varmış diyorsunuz. Aa, kalbim atıyor. Hiç farkında değilsiniz. Aa, işte bak, su içince böyle bir farkındalık, içsel farkındalığa geliyor. Ve eğer başarabilirseniz, hani hala bunu pratik ediyoruz, bu bütün farkındalık bir süre sonra zihinsel farkındalığa doğru geliyor. Aa, zihnim ne düşünüyor? Kaygılandım mı? Gittim mi? Geldim mi? Zihnim uçuyor mu? Aa, bir an fark ediyorum ki zihin maymun gibi zaten. Oradan oraya, oradan oraya atlıyor. Aa, bir an şunu fark etmeye başladım. Ya bir dakika, ben düşünmek istemediğim şeyleri düşünüyorum. Ve o düşüncenin peşinden gidiyorum. Yoga bana zihnimi de gözlemlemeyi sağladı. Bedeni gözlemlediğim gibi. Çok güzel. Yoga tarzları nelerdir ve siz hangisini seçtiniz? Neden? Yoga'da birçok tarz var. Bir sürü ekol var. Krishnamacharya'nın öğrencileri var. İşte bunlar kendi aralarında bir sürü ekol oluşturuldu. Hatha, Vinyasa, işte Yin Yoga, şu an aklıma gelen Ashtanga Yoga. Her bir pratiğin kendi içinde bir dinamiği var. Benim için ben şu an Slow Flow Vinyasa tarzında yaptırıyorum derslerimi. Sevgili hocamın sayesinde, ondan aldığım eğitimin sayesinde. Ve bence bunu yaptırmamdaki asıl sebep, çok hızlı olan hayatın içinde biraz durmak ama durduğun zaman da kendini geliştirmek. Ve daha çok ben biraz da bunun bilimsel yönüyle de çok ilgileniyorum. Bunu yaptığım zaman nereme iyi geliyor, işte artrite olan katkısı, zihinsel katkısı, bütün bunları bir araya getirip güçlü bir yoga pratiği amacım. Hem zihinsel hem bedensel olarak öğrencilerime yaptırmak. Peki nefesle yoganın bağlantısı nedir? Şöyle, biz yoga yaparken aslında istediğimiz şey nefesle pozu uyumlamak. Mesela atıyorum, kollarını kaldırıyorsun ya yukarı. Kollarını kaldırdığın zaman aslında bedensel bir şey olduğu zaman nefesini de ona göre ayarlıyorsun. Kolunu kaldır, nefes al. Kolunu indirdiğin zaman nefes vermek. Ve bu, düşünün, nefes, beden, zihin. Bu üçünü bir potada yapmaya çalışıyorsun. Zaten öğrenci eğer orada
başka bir şey düşünüyorsa direkt bedeninden anlıyorsunuz bunu. Çünkü omurgayla çalışıyorsun ve hani zihin gittiği zaman düşüyor. İşte başka bir şey yapmaya çalışıyor. Ve sen onu derste bir psikolog gibi öğrencini gözlemleyip onun isteklerine göre, yani onun ihtiyacı olan kısma göre veriyoruz. Kifoza, işte omurgaya, eklemdeki bir takım sıkıntıların giderilmesinde önemli, çok büyük rolleri var yoga yapmanın. Yoga birebir mi, grup dersleriyle mi yapılmalı? Evde yapanlara tavsiyeniz nedir? Şöyle bir şey, yoga grup dersleri var. Evet, insanlar yapıyorlar. Siz bu grup derslerine girdiğiniz zaman illaki çok büyük faydasını görürsünüz. Çünkü yani düzenli pratik yaptığınız zaman bedenindeki değişimleri zaten gözlemleyeceksiniz. Şunu söylemeye çalışıyorum yoga yapan herkese. İşte zayıflayacağım falan, işte şöyle olacağım. Evet, bunlar olacak. Ama en büyük artısı, siz düzgün yaşlanmak istiyor musunuz? Yaşlılığın en büyük belirtisi nedir? Şöyle hani insanlar çökerler ve hani gözler bulanıklaşır, sağa sola bakarlar, bir şey yapmazlar. Yoga sayesinde omurganız dik ve güzel yaşlanırsınız. Size uzun vadede en büyük katkısı budur yoga yapmanın. Ve hayatınızı kaliteli yaşamak istiyorsanız, bence yapın. Çok güzel. Evde yapanlara özel tavsiyeniz ya var mı? Ya şöyle bir şey. Biz hep yogada alan açıyoruz. Yani omurga üzerinde çalışıyoruz. Evde yaptığınız zaman sizi rahatsız eden, yüz binlerce YouTube videosu var şu an. Yoga yapmak istediğiniz zaman illaki bunlardan birini açıp yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ama orada batma hissi, eklemlerde özellikle. Böyle hisler, bunları gördüğün zaman, zaten hissettiğiniz zaman siz anlarsınız. Lütfen durun. Kesinlikle. Ve hani o zaman bir uzmandan yardım alabilirsiniz, kendi doktorunuza sorabilirsiniz. Ama özellikle batma hissini hiç istemiyoruz eklemlerde. Evet, dizlerde, işte atıyorum boyunda, zorlamada. Ama bu şey de demek değil. İşte ben çok zorlandım, işte bilmiyorum. Ya biraz tabii ki de, çünkü tabii konfor ki alanını genişleteceksin ki ilerleyeceksin. Biraz esneklik kazanmak için. Tabii ki de, yani o konfor alanını genişletmen lazım. Bu da ne olur? İşte biraz sınırıma yaklaşayım. Biraz daha alan açayım. Ne kadar alan açabilirim kendime? Bunu araştırmak lazım. Aslında hep şunu, ben mesela şöyle bir şey oluyor bazen stüdyolarda. Öğrenciler yan yana, işte hoca bir pozu veriyor. Bir öğrenci muazzam yapıyor pozu. Ve öbürü yanındaki diyor ki, acaba işte o yüzden diyorum, hani kendi bir yarışın içine sokuyor. Ben böyle yapabilir miyim, şöyle yapabilir miyim? Doğru. Onun beden farkındalığıyla, hayır bir de şöyle düşünün. Bazen şöyle kemik kemiğe oluyor bazı bedenlerde. Şimdi bunu kemikler birbirine yapıştığı zaman ya da dayandığı zaman bunu açamazsın. Anatomik olarak bedenin ona izin vermiyor. Kimisi mesela ilk günden geliyor, hop Siddhartha oturuşu dediğimiz, oturuyor. İki bacağı açıyor, bütün kalçalar geniş, rahat. Yani onun açılımıyla seninki bir değil. O yüzden yoga özeldir. Her bireyin kendi yolculuğudur. Unik bir şeydir. Ve siz grupla da yapsanız, kendi başınıza da yapsanız, lütfen kendinizin gelişimine odaklanın. Kesinlikle, çok önemli. Başta nasıldım, şimdi nasıldım, nasıl hissim aşama? Nasıl? Mesela ilk başladığımda, ay çok yoruluyordum falan diyorlar. İşte çok hocam, işte mahvoldum, işte çok oram ağrıdı, bu yoruldum. Dersin sonunda diyor ki, ya onu çıkaramayacağımı düşündüm ama şu an o kadar iyi hissediyorum ki. Yani yogadan çıktığınız zaman kendinizi iyi hissetmenizi istiyoruz biz, çok öğretmenler. Güzel. Harika. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Az önce de söyledim. Yine yenileyerek söylüyorum. Kendinize yatırım yapmak istiyorsanız, güzel yaşlanmak istiyorsanız, işte yaşlanınca çoluğuma çocuğuma işte bilmem şey olmayayım. Ben sadece şey yönünden bahsediyorum şu an size, fiziksel kazanımlarından bahsediyorum. Daha zihinsel kazanımlarını anlatmaya belki süremiz yetmeyecek, söylemeyeceğim. Hayatınızın bir köşesine lütfen illa seveceğiniz bir teknik, bir taktik olduğunu unutmayın. Yerleştirin, bir bakın. Bir bakın nedir bu yoga?
Kesinlikle. Bir bakın şöyle doğru, diyorum. Bir denesinler. Bir deneyin diyorum. Kesinlikle. Evet. Harika bir mesajdı. Teşekkür Sizinle ederim. Sohbet çok keyifliydi. Sizinle de Nesrin çok Hanım. Çok mersi katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ben ve başarılar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Bugünkü konuğumuz yoga eğitmeni Berivan Tanıştı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.